Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bir Gönül Pınarı'ndan programıyla bizler yeniden evlerinize konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine hayata dair bir konuyu konuşacağız. Önemli bir konu. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Zira bugün beslenmeyi konuşacağız. Ve bugün konuğumuz diyetisyen Şehida Şahin hocamız bizlerle ve ben sizler adına kıymetli hocamıza hoş sefa geldiniz diyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi misiniz? Çok şükür. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam ben de iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum gerçekten. Amin. Konu beslenme olunca gerçekten dedim Allah'ım ya Rabbim nerelerde biz hatalar yapıyoruz? Neden düzgün bir şekilde beslenemiyoruz? İnsanın beslenmeden yaşanması mümkün değil ama hakikaten beslenme konusunda bir takım yanlışlarımız var. Doğru beslenme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Aslında beslenme de insanın en temel aktivitelerinden bir tanesi ama gerçekten sizin gibi değerli uzmanlarımızın böyle görüşlerine baktığımızda, programları izlediğimizde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz kıymetli hocam beslenme konusunda. Yediğimiz içtiklerimiz bazen vücudumuza zararlı olabiliyor. Peki şöyle bir sorum olsun. Beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkilerine bir bakacak olursak buradan da bir girişimiz olsun. Ne söylersiniz? Tabii ki. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hayatın çok içinden bir konu aslında. Evet. O yüzden biz de hani diyetisyen olmasak bile aslında normal sohbet ortamlarında bile bu konuya çok rahat değinebiliyoruz. Muhabbetler çok rahat artık beslenme şeklinde dönüyor. İşte ne yiyoruz, ne içiyoruz bunlar zaten artık çok temel muhabbet konuları olmuş oluyor. Bugün tabii ki yine beslenmenin insan üzerinde etkisini konuşmuş olacağız. Ben şu cümleyle başlamak istiyorum. Ne yersek oyuz. Aslında beslenme... Çok fena oldu bu. Evet. Ne yersek oyuz. Bu çok doğru bir cümle. Şimdi bunu hani birazcık daha detaylandırmış olacağız beraber. Artık hani beslenmenin biyolojik sağlıkla ilgisini hepimiz çok rahat biliyoruz. Hastalıkların temelinde yanlış beslenme davranışları olduğunu artık öğrendik. Çünkü her yer bangır bangır bunu söylüyor. Herkes söylüyor. Bütün uzmanlar aslında bu konuya değinmiş oluyor ama ben bugün biraz daha farklı açıdan bu konuya değinmek istiyorum. Beslenmenin insanın psikolojisine, zihnine, ruhuna, fıtratına, hatta ibadetleri yapma şekline kadar aslında çok fazla etkisi olan bir şey beslenme. Bu konuda yani tek başına biyolojik sağlıkla veya beden sağlığıyla ilişkilendirip bunu zayıflama veya kilo almadan daha öte bir noktaya bence artık taşıyor olmamız lazım. Çünkü zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok hayatın içinde olan bir konu olmasına rağmen Türkiye'de artık biliyorsunuz Avrupa'da obezite sırasında birinci sıraya taşındık. İkinci sıradaydık, birinciye taşındık. Bu anlamda bu kadar ciddi bir sorun varsa demek ki hala oturmayan bir şeyler var değil mi? Çünkü çok fazla konuşuyoruz. Bu bizim herhalde üçüncü programımız sağlıklı beslenme üzerine. Çok konuşuyoruz. Biz klinik takipleri çok fazla yapıyoruz ama hala bir azalma söz konusu değil. Gerçekten öyle hocam. Bu sağlıklı beslenme konusunda hakikaten aslında millet olarak bir sıkıntımız var. Sadece hani özelde şöyle kendimize baktığımızda değil. Biz toplum olarak yemeği içmeyi çok seviyoruz. Biraz önce de dediniz yani beslenmenin insan psikolojisi üzerinde çok büyük etkileri var diye. Hı hı. Şu söz aklıma geldi. İbni Haldun'du yanılmıyorsam. Hı hı. İnşallah isim yanlış zikretmiyorumdur. Hı hı. İnsanın psikolojisi üzerinde iklimin ve beslenmenin çok büyük etkilerinin olduğunu söylemişti. Hakikaten de öyle. Evet. Sağlıksız beslenmenin ne kadar yanlış olduğunu sizin gibi değerli hocalarımızdan aslında bizler duyuyoruz. Hı hı. Defalarca da konuşuyoruz ama nedense bazı şeyleri oturtturamıyoruz. Şimdi hocam sağlıklı kilo vermek aslında hepimizin hayali. O hayalimizde hepimizin şöyle gözünde canlandırdığı bir profil vardır. Buna ulaşmak için de genelde elimizden geleni yapmaya çalışırız. Hemen hemen hepimizin bir diyet rutini vardır. Bir diyet listemiz vardır ama nedense biz o diyet listemize uyamıyoruz. Sorumu şöyle sormak istiyorum. Neden biz sağlıklı beslenme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz? Niye biz bunu bir türlü oturtturamıyoruz kıymetli hocam? Neler söylersiniz? Bununla ilgili söyleyecek o kadar çok şey var ki ama tabii ki temel olanlara değineceğiz. Benim gözlemlediğim en büyük sorun şu an insanların
çok kalıplaşmış şeyleri yapmaya çalışması, hızlı sonuç almak istemesi, diyet algısı içerisinde çok ciddi aslında ön yargıların bulunması. Bunlar aslında hepsi bizim sağlıklı beslenmeye başlamamız noktasında bize set vuruyor. O motivasyonu bir türlü sağlayamıyoruz. Dediğim gibi mesela hedeflerimiz çok yanlış belirleniyor. Ne yapıyoruz? 2-3 ay dikkat edeyim. İşte bir düğün var mesela atıyorum. Düğün için hazırlık aşamasına giriyoruz. Şöyle bir 2-3 beden inceleyeyim, istediğim kıyafeti giyeyim vesaire. Bu bence doğru bir hedef değil. Zaten doğru hedef belirlemediğimiz için kendimize bu sürdürülebilir olmuyor. Uzun vadede uygulanabilir bir sistem olmuyor. Bu anlamda hedefler yanlış. Çok fazla ön yargı var. Rakamlara çok takılıyoruz. Aslında bu tek başına yine söylüyorum kilo verdim, inceldim olayı değil. Sağlıklı beslenme ve diyet yapmanın arka planı çok daha güzelliklere götürüyor kişiyi. Biraz daha bunlara bence odaklanmakta fayda görüyorum ben. Bunun dışında çok günümüzde maalesef çok yanlış algılar var beslenmeyle ilgili. İşte detokslar, hızlı kilo vermeler, kürler vesaire. Bunların hepsi aslında bakıldığında bizi yanlış noktaya götürüyor diye düşünüyorum ben. Bu anlamda maalesef ki dediğiniz gibi bir türlü o sürdürülebilir diyet ya da yaşam tarzı olayını benimseyemediğimiz için sağlıklı beslenemiyoruz. Sağlıklı beslenemiyoruz. Yani bunu kendimizden de aslında pay biçebiliriz değil mi? Atıyorum sağlıklı beslenme sürecine başlamak istiyoruz ama bir sürü şeyin aynı anda olmasını bekliyoruz. Diyoruz ki biraz hani kendimi ayırabilecek vaktim şu an yok, biraz daha öteleyim. Hani belki işte bir tatil moduna gireyim, o zaman yaparım. Veya işte şu an yürüyüşüm mümkün değil. Bu anlamda yürüyüş olmazsa zayıflayamam. O yüzden ben bunu birazcık daha ilerleyen zamanlara atayım. Hani bu tarz düşünceler hepimizde bence var ve benim danışanlarımdan da çok sık duyduğum şey. Yapabilir miyim? Şu an aslında çok uygun değilim, çok yoğunum ama bu yoğunluk arasına beslenmeyi nasıl sıkıştırabilirim? Ama beslenme hayatımızın çok içinde olan bir şey. Yani biz sağlıklı beslenmek için çok özel vakitler ayırmamıza buna gerek yok ki. Bu hayatın içinde olan bir şey. Çok aslında basit bir şeyi ön yargılarla o kadar zorlaştırıyoruz ki çok basit. Yani kahvaltıda ufak tefek değişiklikler, belki akşam yemeğinde ufak tefek değişiklikler, biraz saatine dikkat etmek bitti. Yani aslında şu var hocam, şimdi hepimizin diyetten önce diyeyim bir beslenme rutinimiz var ya. Evet. Bir herkesin kendine göre bir beslenme stili var. Biz o diyet ile beraber o stilimizi çok fazla değiştiremiyoruz. O beslenme listemizi maalesef ki değiştiremiyoruz. Bir de dediğiniz gibi hani o diğer rutine de geçemiyoruz. Mesela bir diyet yapacağız. Hepimizin bahanesidir. Ya işte şu hafta sonu geçsin bir pikniğime gideyim. Evet. İşte pikniğimi bir yapayım. Hı-hı. Ya da işte eşimle, çoluğumla, çocuğumla düzgün bir kahvaltı yapayım. O düzgün kahvaltı da nasılsa size göre ya da bize göre. Evet. İşte bunu da bir atlatayım da bir pazartesi olsun ben nasıl olsa diyete başlayacağım. Hı-hı. Biz hep öteliyoruz maalesef. İşte o istikrarı maalesef ki oluşturamıyoruz. Peki istikrarlı bir diyeti nasıl başaracağız? Yaşam tarzına dönüştüreceğiz. Bunun başka yolu yok. Ya da o diyet kaç günde oluşur? Şimdi nasıl alışkanlıkların yani psikolojide oluşması için bir 21 gün kuralı vardır. Bilirsiniz alışkanlıkların oluşması için. Kendimize bir belki 3 hafta zaman vereceğiz en kısa zamanda. Ne yapacağız? Hani yavaş yavaş böyle yaşam tarzımızı değiştireceğiz. Kendimize hareket fırsatları oluşturacağız. Bu da çok büyük bir problem günümüzde. Evet. Yani şu var, mesela hani en basitinden bu her zaman söylenir. Dolmuş kullanmak, yürümek varken dolmuş kullanmak mesela. Veya merdiven çıkmak varken asansör kullanmak. Hani bu tarz küçük değişikliklerle çok büyük aslında dönüşümler yaşanabiliyor. Bunu biz danışanlarımıza da görüyoruz. Mesela su tüketme alışkanlığı kazanmak. Değil mi? Yani bu bile çok basit bir şey ama ileriye dönük sonuçları çok güzel. Çünkü susuzluk birçok hastalığın yine temelini oluşturmuş oluyor. Mesela ben çok su içemiyorum. Çok değil, bir günlük hocam bir bardak su içemiyorum. Çok enteresan. Hı hı. İşte ne yapacaksınız? Alıştıra. Bir gün bir bardak, ertesi gün iki bardak. Belki bir hafta sonra iki bardağı çıkaracağız. Hani bu arta yavaş yavaş alışkanlık haline dönüşe aslında ilerlemesi gerekiyor. Evet. Sürdürülebilir olması için
diyetlerin kesinlikle yaşam tarzına dönüştürülmesi gerekiyor. Bir de ben şunu danışanlarıma da çok söylüyorum. Diyorum ki bakın, atıyorum sizin ideale ulaşmanızda 2-3 ay gibi bir süre belirledik biz. Hani benim size verdiğim şey 2-3 ay sonrasında devam ettirebileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler değilse lütfen bunu 2-3 ay içerisinde de yapmayın. Çünkü gerek yok. Sürdüremediğimiz şeyleri kısıtlı bir süre için sırf daha hızlı kilo verelim diye yapmanın çok bir anlamı yok. Zaten o verilen kilolar çoğu zaman tekrar almayla dönmüş oluyor. Bu anlamda önce diye yine söylüyorum, yaşam tarzı haline dönüşmesi lazım. Alışkanlık haline getireceğiz. Alışkanlık haline getiremediğimiz bir şeyi de sırf 1-2 ay içinde yapmayacağız. Şimdi hocam gerçekten bu diyet olayı hakikaten çok zor. Problem. Hakikaten çok büyük bir problem. Belki yaşam tarzı haline getirenler için kolay bir şey ama. Evet. Mesela benim gibi diyete başlayıp bir noktadan sonra artık bıkan, bırakan, belli bir süre devam eden, tekrardan. Ya, hakikaten o sil baştan sil baştanlar insanı hakikaten yoruyor. Şimdi bir düşünüyorum. Bazı besinler var ki insanın nefsine o kadar cazip geliyor ki işte çok. Şekerlemeler, çikolatalar vesaire, bak söylerken bile hakikaten kendimi kaybediyorum. Gerçekten insanı cezbediyor. Yani insan elini atmadan da duramıyor. Durmak gerekiyor ama maalesef bazen yapamıyoruz. Bize öyle bir şey söyleyin ki gerçekten biz tamamdır budur diyelim. En etkili ama en etkili yöntem nedir? En etkili yöntem. Güzel soru. Gerçekten şey olsun böyle, bizi şöyle bir kendimize getiren bir yöntem olsun bu. Şimdi bu hızlı sonuç hiçbir şeyde yok. Yani beslenmede de yok. O yüzden en etkili yöntem demek doğru olmayacak. Ama bence en uygulanabilir olan kişinin kendi bedenine göre aslında besleniyor olması. Bedeniyle o iletişimi sağlayıp, onun sesini dinleyip aslında onun yönlendirmeleri doğrultusunda yaptığı beslenme planı en net ve en güzel sonuç verecektir. Her zaman böylece zorlanmayacaksınız da. Çünkü çok nettir. Yani sizin bedeniniz buna uygundur. Bu sizi zorlamaz, yormaz, sıkıntıya sürüklemez aslında. Bu anlamda hani en net bir şey istiyorsanız yine söylüyorum, bedeninize yönelik bir beslenme planına ayak uydurmanız. Bir diğer noktada ben bunu daha önce de söylediğimi hatırlıyorum. Gece yemeği tamamen bırakmanız gerekiyor. O zaman gerçekten çok daha güzel, sağlıklı bir şekilde kilo verebildiğinizi görüyorsunuz ve belki de gerçekten etkili yöntem olarak düşünebilirsiniz. Çünkü gün içerisinde yediklerinizi çok kolay sindirebiliyorsunuz. İşte mutlaka ufak da olsun, ev hanımı da olsak, işte çalışıyor olsak da ufak hareketlerimiz oluyor. Bunu gün içerisinde sindirebiliyoruz. Ama akşam saatlerinde yediğimiz şeyler gerçekten vücut dinlenme modunda olduğu için daha depolanmaya müsait hale geliyor. Bu anlamda belki hani gece atıştırmalarını hayatımızdan çıkartmak en etkili yöntem diye bence konuşabiliriz. Aslında dediğiniz gibi bir hedef koymak, o akşam rutinlerimizden artık bir vazgeçmek, bir de o suçluluk psikolojisinden de uzak kalmak belki. Her gün tartılmamak. Mesela benim yaptığım yanlışlardan bir tanesini söyleyeyim size. Şimdi diyete başladığımda evde hiç kimse yok hocam. Şimdi kendimi kedi gibi hissediyorum. Dolabın kapısını açıyorum. Hızlı bir şekilde alıyorum. Hızlı bir şekilde tüketiyorum. Ondan sonra şöyle bir rahatlıyorum güya kendime göre. Hırsız gibi davranıyorum. İşte bunu gerçekten öyle. Mesela niye? Suçluluk psikolojisinden. Yememem gerekiyor ama yiyorum o anda. Kesinlikle. Ama bu aslında duygusal yemenin de belirtilerinden bir tanesi, biliyor musunuz? Yani bunun üzerinde de düşünmek lazım. Duygusal yeme de bu şekilde. Aniden gelir. Genelde kimse yokken yapmak isteriz bunu. Çünkü hani bize engel olacak bir şey yoktur ve o anlık tamamen bir rahatlamayla yapmak istediğimiz bir durum olur. Bence bunu da bir düşünmek lazım. Şöyle bir düşüneyim ben bunu o zaman. Evet, muhtemelen bir duygu yoğunluğu sebebiyle bu davranışı sergiliyorsunuz. Su içmiyorum hocam. O da olabilir. Gerçekten en önemli problem su içmiyorum. Şimdi glutensiz her şey sağlıklı mı ya da sağlıksız mı? Gluten çok güncel bir konu artık. Yani yine çok fazla bununla ilgili çalışmalar, araştırmalar, sohbetler, yani birçok şey bulabilirsiniz. Ama ben çok net bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Bu kadar katı kurallar maalesef bizi işte yanlış noktalara götürüyor dedim ya. Ya da sağlıklı beslenmeye başlama noktasında motivasyonumuzu kıran şeyler oluyor. Ama şu da bir gerçek ki son dönemlerde buğdayın yapısının değişmesiyle
glutenin çok daha vücudumuza zarar verdiğini aslında söyleyebiliriz. Bu çok net artık çalışmalarla kanıtlanmış bir durum. Şunu her zaman duyuyorum. Eskiden gluten mi vardı? Bunu zaten büyükler söylüyor genelde. Eskiden gluten denen bir şey mi vardı? Hani şimdi ne oldu? Ama maalesef buğdayların genetiği değiştirilmiş durumda. Bununla beraber gluten, o yapışkan yapı daha da aslında hamurlu şeyleri cezbedici, lezzetli hale getiriyor. Aslında zaten ortaya çıkış amacı da bu. Bu anlamda bağırsak florasını bozarak aslında temelde çok sağlıklı olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bu artık bir yine furya haline geldiği için piyasada çok fazla glutensiz ürün özellikle marketlerde satılıyor. Bunlar da maalesef içerisi nişasta, işte mısır unu, böyle pirinç gibi şeylerle aslında desteklendiği için kan şekerini çok daha yükselten bir besin haline dönüşüyor. Bu da sağlıklı değil. Olması gereken mümkün olduğunca glutenden uzak durmaya çalışmak. Hani şey deriz ya, bir şeyin sağlıklı veya sağlıksız olmasını belirleyen şey aslında o aradaki ince çizgi, doz dediğimiz şeydir. Dozu kaçırmadan mümkün olduğunca porsiyon kontrolü yaparak tüketilebilir. Ama zararlarının olduğunun da tekrar altını çizmek istiyorum. Sağlıklı bir şey olmadığını belirtmek istiyorum. Çölyak rahatsızlığı günümüzde çok yaygınlaştı. Bu bile aslında çok temel bir sebep. İşte otoimmün rahatsızlıklar, fibromiyalji, işte şeker vesaire. Bunları aslında glutenin tetiklediğiyle ilgili çalışmalar da var. Olması gereken porsiyon dikkatlice tüketilebilir. Bence çok sınırlı tüketilmeli ama tamamen yasaklamak da sürdürülebilir diyetleri kuralı değildir yani. Hmm. Tamamen yasak koymak da doğru bir şey olmayacaktır. O halde glutensiz, sıfır glutensiz beslenmek bağırsak florasını artık zarar veriyor. Evet. Biraz gluten olması gerekiyor herhalde yediğimiz yiyeceklerin içinde. Tamamen glutenli bir diyet bağırsak florasına zarar verir. Tamamen evet. Dozunu koruyacak şekilde porsiyon kontrolü yaparsak eğer bağırsak sağlığımızı korumuş oluruz. Hmm. Böyle söyleyebiliriz. Güzel. Peki şeye bakalım, karbonhidratlara. Evet. Bir de bu kısım var, önemli bir kısım. Zayıflamak istiyorsak hemen ilk keseceğimiz şeyler karbonhidratlar oluyor genelde. O yüzden bu konuya değinmek de bence güzel olacak. Şöyle, karbonhidratlar boşuna yaratılmadı. Yani onların da bir amacı var değil mi? Hani Rabbimin yarattığı her şeyin, bizim tükettiğimiz, bize gıda olarak, besin olarak sunduğu her şeyin bir anlamı var. O yüzden karbonhidratları gereksiz ve anlamsız görmek doğru olmayacaktır. Mutlaka onların da vücudumuza faydası var. Mesela karbonhidratlar bizim ilk enerji kaynağımızdır. İlk böyle hatta karbonhidratı kestiğinizde halsiz olursunuz, yorgun hissedersiniz. O nedir? Çünkü hani ilk enerji kaynaklarını hayatınızdan çıkartmış olursunuz. Bu anlamda tamamen suçlamak, hayır olmaması gerekir demek doğru olmayacaktır. Ama karbonhidratı azalmış diyetinde bu tarz beslenmenin de biz hızlı kilo vermeye ya da daha sağlıklı kilo vermeye kişiyi götürdüğünü biliyoruz. Bu anlamda yine orada ben denge konusunu çok önemsiyorum. Dengeli bir şekilde tabaklarımızda karbonhidrat kaynakları mutlaka olabilir. Bunlar mümkün olduğunca basit değil, bizim kompleks karbonhidrat kaynakları dediğimiz kaynaklardan olmalı. Yani karbonhidrat ihtiyacımızı tutup da bir şekerden, undan, beyaz undan almamalıyız. Mümkün olduğunca tam buğday unlarına, işte pirinçliyle bulgura belki kayarak o şekilde tüketimlerimizi yapacağız. Daha kompleks olanlara yönelmiş olacağız aslında. Şunu yapabiliriz. Karbonhidratı vücudun en alt seviyesinde tutarak o dengeyi de iyi sağlamak gerekiyor. Tabii ki. Herhalde en alt en seviyede tutar. En düşük seviyede. En düşük aynen, seviyede. Güzel. Şimdi hocam, güzel, bunlara baktık. Bir de dediğiniz gibi, çok özür dileyerek, duysal açlık denen bir şey var. Duygusal açlık denen bir şey var. Çok özür diliyorum. Bu belki biraz kadınlarda mı görülüyor? Biraz buna bir bakalım mı? Evet. Erkeklerde daha mı az görülüyor? Neden duygusal açlık yaşıyoruz biz? Çok biraz güzel. Buna dokunalım mı? Şimdi bu erkeklerde kadınlarda diye bir ayrım yapmak doğru değil ama kadınların erkeklere göre daha duygusal fıtratta olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda duygusal açlık tabii ki dolaylı olarak belki kadınların daha çok yaşadığını da konuşabiliriz. Evet. Neden yaşadığımızı konuşmak gerekirse eğer, günümüzde çok kendimizi ifade edemiyoruz bazı noktalarda. Duygusal yoğunluklar yaşıyoruz. İşte, çok doğru. Söyleyemek istemediysen bazen olur ya, bazı yerlerde böyle söylemek istediğiniz şeyleri söyleyemeyip içinize atarsınız. İşte
bu tarz yoğunlaşmış duygular bir noktadan sonra maalesef duygusal yemeğe dönüşmüş oluyor. Duygusal yemeğiyle kişi o an atlatamadığı yoğun duyguları aslında yemek yiyerek, yemekten gelen dopamin, haz duygusuyla aslında kendini rahatlatmaya çalışır. Fizyolojik açlıktan farkı şudur, bir anda gelir. Fizyolojik açlık dediğimiz yani normal olması gereken açlık yavaş yavaş ilerler. Yani siz durup bir anda ay acıktım demezsiniz. Önceden sinyalleri yavaş yavaş vücuda verilir. Bir işte mide kazınır, kendinizi yavaş yavaş halsiz hissedersiniz. Ama duygusal açlık bir anda gelir ve ne yerseniz yiyin onu atlatamazsınız. Normal aç olsanız hani aç olana her şey çok lezzetli gelir ya mesela bir çorba bile verseniz açsa kişi gerçekten doyar. Ama duygusal açlıkta daha çok böyle tatlı, karbonhidrat, yağlı yiyeceklere yönelmek isteriz. Çünkü onlar bizim haz duygularımızı daha aslında şiddetli yaşamamıza sebep olur. Yapmamız gereken o an açlığın duygusal mı, fizyolojik mi olduğunu ayırt edip eğer duygusal bir açlıksa şunu söylememiz lazım. Mesela ben yaşıyorsam. Şu Heda, şu an aç değilsin, seni işte duyguların yanıltıyor ya da zihnin yanıltıyor, sakinleşmelisin. Yedikten sonra çünkü muhtemelen pişman olacaksın. Bu anlamda şu an sakinleşip bir nefes alıp aslında bu duyguyu yönetebilmem gerekiyor. Motivasyonunu, iç motivasyonunu kendimde sağlamam lazım. Bunu bu şekilde toparlayabiliriz bence en net ifadeyle. Galiba şunu söyleyelim, duygularıyla baş edemeyen... Evet. Duygusal açlık sorunu yaşıyor hocam. Yaşıyor. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Kıymetli hocam, duygusal beslenme dedik, duygusal açlık dedik aslında. Evet. İnsanın duygularıyla galiba baş edemediği zamanlarda bu açlık ortaya çıkıyor. Şimdi düşündüm, arada aklıma geldi. Biz Türk toplumu olarak hocam yemeğe, içmeye çok odaklıyız. Neden? Şimdi bir düğünümüz olur bizim, o bir yeme odaklıdır. Bir kız istenmeye gidilir, o yemek odaklıdır. Nişanından tutun sözü, işte bunun nikahı vesairesi. Şöyle bir düşünüyorum, biz acılarımızda da yeme odaklıyız. Sevinçlerimizde de, mutluluklarımızda da. Bir işe başlarsanız, hadi bir kutlayalım, bir yemek yiyelim deyip bunu ödüllendirmeye çalışıyoruz. İşte bu noktada aslında yemenin, yemek yemenin bir ödül olmadığını aklımıza bir getirmemiz gerekiyor galiba. Kesinlikle. Bizim. Bunu yenmemiz gerekiyor. Şimdi işin yönetme kısmına baktığımızda da işte o duygusal açlığımızı gidermek için belki o an bulunduğumuz yeri değiştirmek değil mi? Yöntemler evet. Konusuna geldiğimizde. İşte bunu yapmak için ilgi alanımızı belki değiştirebiliriz. Bir resim çizebiliriz belki. Bir müzik aleti çalabiliriz. Ne bileyim şu anda aklıma gelenler. Bulunduğumuz ortamı kesinlikle değiştirmemiz gerektiğini inanıyorum. Şimdi kıymetli hocam. Diğer bir soruma geçecek olursam, ruh ve beden sağlığı dediğimizde aslında ikisi birbirinden ayrılmayan iki ana öğe. Evet. Şimdi biz ruh ve beden sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bunun beslenme, ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkilerinden biraz bahsedelim. Neden bu kadar önemli ruhumuzu korumak için beslenmenin bu kadar önemi niye? İşte ikisini birbirinden ayıramazsınız zaten çünkü biz insanoğlu ruh, beden ve zihin olarak bir bütün halindeyiz. Evet. O yüzden hani beden sağlığıyla ruh sağlığını birbirinden ayrı tutmak yanlış bir tutum olacaktır. Ruhumuz ne kadar iyiyse, ruhumuzu ne kadar bize iyi gelecek şeylerle besliyorsak aslında bedenimizin de ihtiyaçlarını bu doğrultuda karşılamış oluyoruz. Mesela biraz önce duygusal beslenmeden bahsettik. Duygusal beslenmenin çoğu zaman işte o aşılamayan yoğun duygular sebebi olabilecekken ruhu besleyememek de aslında ruhumuzun bazı konularda aslında eksik kalması veya beslenemiyor olması da bizi bu sefer yeme davranışına daha çok sürüklemiş oluyor. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. Ruhumuzu besleyecek olan şeylere, bize iyi gelecek olan şeylere odaklanırsak o kadar aslında kişinin ihtiyaç doğrultusunda yeme davranışı daha sağlıklı bir şekilde ilerlemiş oluyor. Yeme atakları, bu ani işte duygusal boşlukla gelen aşırı yeme gibi şikayetlerden siz kurtulmuş oluyorsunuz. Bunu şöyle söylemek istiyorum. Mesela Ramazan'da ruhsal olarak çok daha farklı bir boyutta oluyoruz değil mi? Çok daha maneviyatımız kuvvetli olmuş oluyor. Çok daha kendimizi bu anlamda tatmin ve doymuş hissediyoruz. Ramazan'da mesela sağlıklı beslenmek kişiler için her zaman çok daha kolaydır. Çünkü ruhsal olarak kendilerini bir şekilde besliyorlar maneviyatla aslında. Veya böyle
Hani güzel ortamlarda, mutlu ortamlarda çok aklımıza yemek gelmez genelde, değil mi? Açlığımızı bile unuturuz. Sevdiklerimizle beraber güzel vakit geçirdiğimizde. Bunların hepsi aslında ruhun doymasının bedenin doygunluğuna da faydası olması sebebiyle yaşadığımız şeyler. Evet. İkisi birbiriyle çok alakalı olmuş oluyor. Bir diğer tarafından bakacak olursak da şunu da söyleyebiliriz bu arada. Sağlıksız beslenmek, bize iyi gelmeyen şeyleri yiyor olmak da aslında kişinin ruhunu sallayan ya da iyi hissetmesini aslında olumsuz etkileyen bir durum. Kötü hissetmesine sebep olan bir durum olarak da düşünebiliriz bunu, değil mi? Mesela yine doğru. Çalışmalarda depresyonun bile çok fazla şeker tüketmekle ilişkili olduğu ile ilgili çok güzel çalışmalar var mesela. Hani bunlar kanıt düzeyinde çalışmalar. Bu anlamda birbirini çok çok etkiliyor. Biz bir bütünüz. Ruh ve beden ayrılmaz bir bütün, bütün aslında. Gerçekten öyle. Aslında şunu söyleyebiliriz belki. Ruh sağlığımızı korumakla birlikte, ruh sağlığımızı koruyarak aslında biz beden sağlığımızı da güçlendirmiş oluyoruz. Yani beden sağlığımızı güçlendirmek mümkün, ruh sağlığımızı koruyarak. Kesinlikle. Şimdi günümüzde bu ne kadar mümkün, bir de bunu düşünüyorum. Biraz mümkün görünmüyor ama çünkü insanı strese sokacak o kadar çok şey var evet. ki. Burada da tam şu ortaya çıkıyor belki. Kişinin aslında kendisini bilmesi gerekiyor. Nelerden çok fazla etkileniyor? Nelerden kendisini koruması gerekiyor? Mesela kendisini aşağı çekecek olan olumsuz olaylardan kendisini belki biraz daha çekmesi gerekiyor. Kesinlikle. İşte bu biraz önce de dediğimiz gibi ilgi alanlarını değiştirmek de belki bu mümkün. Kendisini işte örseleyen, yıpratan tüm olumsuz olaylardan kendini böyle şöyle bir izole lazım. Etmesi lazım. Aynen. Kıymetli hocam. Diyet yaparken peki hangi gıda takviyelerini kullanalım? Var mı böyle bir öneriniz? Şöyle söylemek istiyorum bunu. Genelde zayıflamayla veya işte kilo vermeyi olumlu etkilemesi yönüyle biz D vitamini ve demir takviyelerini mutlaka danışanlarımıza öneririz. Zaten ülkemizin konumu sebebiyle de D vitaminden çok faydalanamıyoruz. Kadınlarda yine demir eksikliği çok görülen bir durum. Bunların hepsi bizim kilo vermemizi olumsuz etkileyen eksiklikler. Bu anlamda ben hatta tahlil tabii ki yaptırmalarını istiyoruz danışanlarımızın, o çok önemli. Ama şunu söylemek istiyorum. Tahlilde hani bu eksiklikler görülüyor ya, işte atıyorum D vitamini eksikliği, demir eksikliği vesaire. Bunlar hani son raddede aslında tahlillere yansımış oluyor. Hani bu artık kaçınılmaz takviye kullanılmasını gerektiğini gösteren durumlar. Ama ben diyorum ki ondan öncesinde herkes bir D vitamini takviyesi almalı, kullanmalı. Demir yine aynı şekilde. Bunun dışında maalesef hibrit tohumlu sebze ve meyveler günümüzde daha çok tükettiğimiz için hibrit olması sebebiyle bu sebze ve meyvelerin eskiye oranla vitamin ve mineral değerleri çok düşmüş durumda. Bu anlamda yine şunu da söylüyorum. Bir tane multivitaminimiz mutlaka elimizin altında olsun. Yine omega 3 kaynakları da çok önemli. Tabii ki bunları yine beslenmemizde mutlaka yer veriyoruz ama balık tüketimi vesaire çok yoksa, özellikle çocuklarda veya işte zayıflamak isteyen bireylerde balık yağını da ben önemsiyorum. Temelde bir multivitamin, demir, D vitamini ve belki yine bir balık yağı kaynağımızın olması, takviyemizin olması faydalı olacaktır. Şimdi şu söylemlerimizden şunu fark ettim konuşmalarımızdan. Biz kendi kendimizde aslında diyet listelerimizi oluşturuyoruz ya. Ondan sonra da diyoruz hayır, hiç ben kilo veremiyorum, işte başaramıyorum, başarısız oluyorum. O kadar da uğraşıyorum ama maalesef ki olmuyor. Hocam siz o yaptığınız tahlillerle işte kan tahlili vesaire, belki yanında başka tahliller de istiyorsunuz. Aslında bizim bedenimiz için sağlıklı olan hangisi eksikse ya da vitaminlerden siz bunların takviyesini yaparak aslında bizim o listemizi oluşturuyorsunuz. O nedenle de hakikaten diyetisyenlere böyle kapısını tıklatmak hakikaten çok önemli. Burada da önemli bir kez daha ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi demir takviyesi, B12 dediniz belki. Bir sürü mineraller vesaire, bir sürü aslında takviyeler. Bunları biz bilemiyoruz kendimize hangisi faydalı. Çünkü dediğimiz gibi tahlil yapmadan bir diyet listesi oluşturuyoruz. Eksik olan ne, onu çok farkında değiliz. Şimdi kıymetli hocam, diyet yapıyoruz, oluşturuyoruz listelerimizi vesaire. Ama istikrarlı giderken bir bakıyoruz o çizgiden şöyle bir sapıyoruz hocam. O kaçamaklarımızda
neler yapmalıyız? Hı hı. Ertesi gün onun herhangi bir takviyesi var mı? Hı hı. Aslında biz buna şey diyoruz, dengeleme veya telafi çok kelimesi kullanılıyor. Ben şunu öneriyorum danışanlarıma, bazıları şu hataya düşebiliyor, işte yedi atıyorum bir davet, bir işte meclis ortamında tüketmek durumunda kaldı. Kaçırdı biraz fazla ya da listenin dışına çıktı. Böyle bir durumda işte telafi gibi bir şey söz konusu değil. Maksimum yapabileceği belki biraz yürüyüş yaparak aslında sindirimini kolaylaştırmak yediklerinin. Ama onun dışında bazıları ne yapıyor? Ertesi gün işte sıvı detokslara giriyor, öğün atlaması yapıyor. Ama bunlar ilerleyen vadelerde telafi olarak nitelendirdiğimiz şey aslında çok daha sağlıksız bir şeye dönüşebiliyor. Motivasyon kayıplarına sebep olabiliyor. Bu anlamda böyle durumlarda danışanlarıma her zaman şunu söylüyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz şimdi önümüze bakacağız. Hiçbir şey olmamış gibi, sanki hani o pişman olma durumu da olunuyor ya danışanlarda ya da insanlarda. Hiçbir şey olmamış gibi tükettik, keyif de almışızdır umarım, şifa da olur diyorum ben danışanlarıma. Evet. Onun sonucunda çok büyük bir pişmanlık yaşanıyor işin yapacağı. Evet ama geçmiş geçmiş de kaldı, bunu değiştiremeyiz. Ertesi gün aynı sağlıklı beslenme rutinlerimizden devam ediyoruz. Yani bunu söylüyorum, yoksa telafi gibi bir şey gerçekten söz konusu değil. Yanlış bir uygulama. Ben kendime şunu hemen söylüyorum bu tarz yaptığımda. İşte bol su iç. Dedim ya, su içme problemim zaten var. İşte karbonhidrattan uzak dur. İşte bir saat yürüyorsan bunu 1,5 saate çıkar vesaire. Sebze meyveyi fazla tüket. Kıymetli hocam, şimdi biz İslami, dini kısmına baktığımızda bizim bir mütevazi bir soframız vardır aslında, değil mi? Yani bizim kültürümüzde olması gereken İslami bir öğretidir. Bizim mutfağımızın mütevazı olması gerekiyor ve ayrıyetten de israftan uzak durulması gerekiyor. Biraz da buradan söz edelim. Bir diyetisyen gözüyle neler söylersiniz? Evet. Yani bu konu evet çok önemli çünkü Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet-i kerimede defalarca israftan kaçınılması gerektiğiyle ilgili uyarılar var. Evet. Yani bunların hiçbirisi aslında boşuna değil. Ben şu konuya değinmek istiyorum. İsrafın zaten dinimizde yasak olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yani inanan herkes bilmiş oluyor çok şükür. Ben çok şu boyutuna değinmek istiyorum. Biz israfı sadece yedik, yiyemediğimizi attık. Hani o attığımız kısma belki israf diyoruz ama yediğimiz, ihtiyacımız dışında fazla olan her bir lokma aslında yine israf niteliği taşımış oluyor. Burayı biz çok kaçırıyoruz. Yani dinimizde zaten çok yemek yemenin yeri yok. Çünkü bu gerçekten ibadetlerimizi, ibadetimizin kalitesini bile çok olumsuz etkiliyor. Çok geçen doğru. De bir danışanın söyledi mesela, işte rükuya, secdeye giderken gerçekten zorlandığını, doğrulamadığımı fark ettim. Hani o noktadan sonra ben değişmeye karar verdim gibi bir cümle kurmuştu. Gerçekten bu böyle. Çok daha etkili ve israf aynı zamanda tabii ki yine söylüyorum, ihtiyacın fazlası tüketimlerde israfın içerisine girmiş oluyor. Yine anneler bunu çok yapıyor mesela. İşte çocuğumun tabağında kalmıştı, ben yedim. İsraf olmasın diye, ama hani o sonuçta bizim ihtiyacımızdan fazla olan bir şey. Bunu yiyor olmak da atmak kadar israf olan bir şey. Bu anlamda ben hani çok böyle ne bileyim, çeşitleri fazla olan böyle şaşalı sofralar kurulmasını hem sağlık açısından uygun görmüyorum, hem de dinimiz zaten bunu uygun görmüyor. Çünkü mütevazı bir din içerisinde yaşıyoruz gerçekten. İhtiyacımız doğrultusunda 2-3 çeşiti geçmeyecek şekilde, hatta 2 çeşit bile çok yeterli. Belki bazen 1 tane besleyici çeşit bile çok yeterliyken 3'ü 4'ü geçmeyecek şekilde dengeli tabaklar hazırlıyor olmak ve israfa kaçınmamak için, israfa girmemek için daha doğrusu az miktarlarda yapıyor olmak çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada da tabii ki annelere büyük görev düşüyor. Yani fazla tüketim olmaması için tencereler küçülebilir belki, tabaklar küçülebilir. Neden olmasın ki yani? Böyle bir değişime gidilebilir evcek, ailecek. Kesinlikle doğru hocam. Birçok hadisi şeriflerde de var. Yani Müslüman dediğin gerçekten çok böyle
sofraya acıkmadan oturmaz. Çok fazla da yiyerek kalkmaz. İsraf boyutuna geldiğimizde de yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz diye bir hadisi şerif gibi bir gerçeklik var yani. Bugün hele ki dediğiniz gibi yediğimiz yemeklerin eğer fazlaysa bunun israf olduğunu da söylediniz. Bunun yanında yiyeceklerin içeceklerin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde hakikaten şöyle markete gidiyorsunuz. Şöyle küçücük bir şeyler alıyorsunuz. Bilmem ne kadar fiyat tutuyor. Tutarı çok fazla var. Bu dönemde yapılan israf dünyanın öbür tarafında ya da çok uzağa gitmeye gerek yok. Yanı başımızda bile insanlar kıt kanaat geçirirken bizim o fazladan tükettiğimiz şeylere işte çöpe attığımız, israf ettiğimiz fazla fazla ekmekler alıp onları çöpün kenarlarına koyduğumuz çöpün kenarından geçerken gerçekten içim sızlayarak geçiyorum bazen. Hakikaten o kadar böyle ekmek israfı var ki bunun da bir hesabının olacağını da hepimizin bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir tarafta insanlar açlıktan ölürken, açlıktan uyuyamazken, açlıktan mideleri artık gurundarken bizim yemek israfı yapıp çöpe yeme atma lüksümüz yok diye düşünüyorum. Kıymetli Hocam, şimdi biz beslenme konusunu böyle hep büyük büyük kişiler üzerinden konuşuyoruz. Hep yetişkin üzerinden konuşuyoruz ama es geçtiğimiz bir grup var. Çocuklarımız. Çocuklarımızın beslenmesinde biz nelere dikkat etmeliyiz? Biraz da buraya dokunalım mı? Tabii ki çocukların beslenmesi evet önemli çünkü toplumumuzun temelini oluşturan, gelecek nesillerimizi oluşturan çocuklarımız aslında. Bu anlamda onlara değinmeden geçmek tabii ki doğru olmazdı. Ben burada en çok aslında görevin yine ebeveynlere, anne babalara düştüğünü düşünüyorum. Öncelikle anne ve babaların çocuklarına çok örnek olması lazım. Şimdi biz öneride bulunuyoruz. Mesela danışanlarımız getiriyor çocuklarına bize tavsiyelerde bulunalım diye. Önerilerde bulunuyoruz ama anne ve baba bunu yapmıyorken çocuğun yapıyor olması zaten anlamsız. Artık çocuklarımız çok daha sorgular oldu. Annem babam yapmıyor ki ben neden yapayım? Algısı içerisinde olabiliyorlar. Bu anlamda öncelikle annem ve babaların gerçekten büyük bir sorumluluk alıp aslında çocuklarına örnek davranışlarda bulunmaları gerekiyor. Onlara örnek olmaları gerekiyor. Bir diğer nokta tabii ki çocuklarımız maalesef kantinde çok abur fazla. Abur cubur tüketen. Aynen zaten evde siz sağlıklı besleniyor olabilirsiniz ama o çocuk arkadaşlarıyla beraber okulda eğer öğününü götürmediyse mutlaka sağlıksız şeylere yönelecektir. Bu anlamda evden yemek taşıma alışkanlığı belki çocuklara kazandırılabilir. Mutlaka hep beraber hani çocukları yalnız yemeğe itmektense ailecek böyle sofralar kurulup en azından bir öğünü, günde bir öğünü ailecek yapmaya gayret edip çocuğun da o masada bulunmasına aslında özen gösterebiliriz. Bu yine önemli bir nokta. Bir diğer nokta da tabii ki çocukların çok kısıtlanması söz konusu şu an günümüzde. Anneler veya babalar çocuklardaki o fiziksel değişimi görünce maalesef ki yanlış yöntemleri seçip aslında çocuğa baskı yapabiliyorlar. Artık kilo almadın mı? Bak çok kilo almışsın. Yememelisin vesaire. Bunları lütfen yapmasınlar. Eğer böyle bir ihtiyaç söz konusuysa ve bunu fark ediyorsa ebeveynler lütfen profesyonellere yönlendirmiş olsunlar. Çünkü yaptıkları en ufak bir davranış hatası maalesef çocuklarda travmalara sebebiyet verebiliyor veya zaten şu an anne ve babaların söyledikleri çocuklar için hep böyle bir şey reddedilme durumunda. Yani anne baba söylüyorsa zaten doğru da söylese onu reddedecekler. Bu anlamda profesyonellere yönlendirmelerinde. Koşulsuz red. Aynen öyle koşulsuz red. Profesyonellere yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bu noktada çocuklara değil de daha çok anne ve babalara seslenmek gerektiğini yine düşünüyorum. Ben şeye katılıyorum doğru hani anne baba çocuklarını uyarıyor abur cubur konusunda ama bazen de kolayımıza da kaçıyor hocam ya okula giderken hani doğru düzgün bir beslenme hazırlamak yerine işte hazır gıdalar fast food tarzı gıdalar o jelatinli janjanlı diyorum böyle albenisi olan şeyler işte normal evde iki yumurta bir şeker koyup da kek çırpılacağına gidip hazır bir kek alınıp konulması vesaire gerçekten bunlar da içindeki o gıdalardan dolayı İşte o vücudun içindeki siz daha iyi biliyorsunuz dengeleri alt üst edecek gıdalar maalesef ki var. Hazır içecekler mesela bugün içecekleri hiç konuşmadık. Evet. Gazozlu meyve suları, gazozlu içecekler, artık asitli içecekler bunlar da vücudun artık dengesini alt üst eden şeyler. Evet. Aynı ya bir anda şu bardakla atıyorum bir içecekle 30 tane şekeri aynı anda
vücudunuza aldığınızı düşünün ve bu sıvı olduğu için kana karışması çok daha kolay. Mesela bir elmanın içerisindeki, meyvenin içerisindeki şeker yavaş yavaş kana karışır. Belki yenilen o poğaçadan daha da tehlikeli aslında. Daha da tehlikeli, çok daha tehlikeli hatta. Bir anda maalesef kana karıştığı için şu an mesela çocuklarda erken ergenlik duymuşsunuzdur. Tabii. Çok fazla var. Neden? Çünkü hormonal denge bozuldu. Gıda katkı maddeleri sebebiyle, çok fazla şeker tüketimi, işte sağlıksız besin tüketimleri sebebiyle. Bu bile aslında günümüzde çocuklar için büyük bir tehlike. Yani çocuk normal gelişimini çok daha erkenden tamamlamaya başlıyor. Çok tehlikeli bir durum aslında bakıldığında ve bu sadece çocukluk dönemini etkilemiyor ki. Yetişkinlik döneminde de sağlık problemlerinin altyapısını oluşturan bir durum. İşte bedenlerinin mesela hızlı gelişmesine sebep evet. olabiliyor. Kızlarda çok farklı bir şekilde, erkeklerde yine farklı bir şekilde kesinlikle. Kendini gösterebiliyor. Gerçekten o kadar önemli bilgiler verdiniz ki bugün. Ben böyle can kulağıyla dinledim. Bir de hocam şeye bakalım mı? Kendimizi nasıl motive edeceğiz biz? Evet, motivasyon eksikliğimiz çok fazla var. Aynen. Ben şu cümleyi söylemek istiyorum. Motivasyon sürece veya yolculuklara başlamanız için gerekli olan bir şey. Ama devam edebilmeniz için alışkanlıklara dönüştürmeniz gerekiyor. O zaman diyete başlamak aslında kolay değil ama onu sürdürmek çok daha kesinlikle. Zor. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir durum. Motivasyon, her gün aynı motivasyonla uyanmıyoruz. Şimdi böyle bir gerçek var. Yani hani açık konuşalım değil mi? Doğru. Her gün aynı motivasyonu bulamamanız çok normal ama ne yapıyor insanlar? Her gün aynı motivasyonu istedikleri için böyle en ufak bir motivasyon kaybında ya tamam yapamıyorum galiba hadi bırakıyorum hesabına giriyorlar. Ama motivasyon her gün aynı olmayacağı için sizin başlamanız için evet gerekli olan bir şey ama devam etmeniz için alışkanlık haline dönüştürmeniz gerekiyor. İşte o zaman bu ani hani mod değişiklikleriyle, motivasyon kayıplarıyla aslında süreciniz zedelenmemiş oluyor. Çok güzel. Yavaş yavaş da sona geldik. Evet. Şöyle hocam bir diyet listesi vermek isteseniz bugün bize. Gerçi hepimizin bünyesine uygun olmayabilir ama genel itibariyle. Şöyle ufak tefek tüyolarınız var mı bugün vereceğiniz bize? Tabii ki. İşte sabah kalkın şunu yiyin, örnek veriyorum. İşte ara öğünde şunu tüketin, öğlende şunu yerseniz olur, ikindide de şunu atıştırın, akşam yemeği de şu olsun dediğiniz bir listeniz var mı? Şimdi kahvaltı çok zengin olması gerekiyor bu arada, onu söyleyeceğim. O yüzden mutlaka ben yumurta zaten yazıyorum, bir de en kaliteli protein kaynağı ve ben iki hatta belki çok daha böyle ihtiyacı olan bireylerde 3'e kadar çıkılmasını tavsiye ediyorum. Peynir tercih edilebilir ama bu mümkün olduğunca protein içeriği yüksek olan lor peynirler veya daha olgunlaştırılmış peynirler olabilir. Zeytin zaten olmazsa olmaz. Mutlaka kahvaltımızda olacaktır. Yine en kıymetli olan da söğüşler. Yani sebze dilimleri, yeşillikler. Bunlar mutlaka bolca kahvaltımızda yer alacaktır. Tercihe bağlı yine ekmek. Olabilir tam buğday ekmeği. Böyle zengin bir kahvaltıyla güne başlıyorsunuz ama kahvaltı illa saat 7-8 gibi bir kavram yok. Bence hatta birazcık daha geç saatlere atılırsa çok daha iyi olur kilo verme açısından ve genel sağlık açısından. Ara öğünlerimizde çiğ kuru yemişler çok önemli. Bunları tercih edeceğiz. Meyvelerimiz olacaktır yine aynı şekilde. Belki eğer rahatsızlık oluşturmuyorsa organik yoğurt meyve ikilisi de yapılabilir ara öğün için. Yeşil çay, kahve bu tarz böyle daha güzel içecekler, sıcak içecekler tercih edilebilir. Yaz aylarında ne yapabiliriz? Bunları soğuk şekilde, soğuk kahveler veya soğuk işte çaylar, içecekler şeklinde tercihimizi yapabiliriz. Öğle yemeği için daha aperatif şeyler, işte çorba olabilir bu veya yine yoğurt olabilir, sebze yoğurt olabilir. Bu tarz aperatif şeyler mümkünse tabii hiç yememekte fayda görüyorum. Akşam öğününde de mutlaka uzun süre tokluk sağlaması için mutlaka bir protein kaynağımız olmalı. Evet. Et, balık, işte tavuk veya kuru baklagil, yoğurt bunlardan biri mutlaka yer almalı. Yine şu an yaz aylarındayız ama sıcak veya soğuk çorbalar tercih edilebilir. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ben siz konuşurken arada notlar almaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim. Her besin grubunu tüketeceğiz ölçülü bir şekilde. Abur cuburdan uzak duracağız. Aldığım notları
atıştırmalıklarımıza dikkat edeceğiz. Egzersizlerimizi mümkün olduğunca yapacağız. Hı hı. Ve bunun üzerine bol bol suyumuzu içeceğiz ve suyu asla ihmal etmiyoruz. Hı hı. Gerçekten güzel bir konuya bugün temas ettik. Dengeli hı hı. beslenmeyi biz yaşam kalitesi haline getireceğiz. Yoksa gerçekten dengeli beslenmiş olmuyoruz. Stresten de uzak tutacağız ki ruh sağlığımızı korumanın en iyi yöntemi de bu. Stresten uzak. Kendimize aşağı çekecek olan bütün olumsuzluklardan uzak duruyoruz. Kıymet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten çok kıymetli bir sohbet oldu kendi adıma. Çok istifade ettim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz biz bu hafta sağlıklı beslenmeyi konuştuk. İnşallah haftaya farklı bir konu ve konuğumuzla görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıkla kalın efendim.